Hayırlı günler herkese. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, kaldığımız yerden temizlik tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yerleri hemen sileceğiz. Hadi bakalım. Vileda koçum. Şöyle ilk Vileda ile geçeceğim, sonra elle sileceğim onda. Çünkü kaba pislik lazım. Elle sileceğim şeyi de temiz su kullanacağım. Suyu değiştireceğim. Aynı suyla silmeyeceğim. O şekilde yapalım. Şöyle gösterelim. Evet, şöyle hemen Vileda'yı şuraları alalım. Sonra bezle geçeceğiz zaten. Tozu şeye gitsin bayağı bir. Şuna sarayım. Allah. Evet. Hızlı olmam lazım. Çok geç olmadan. Şöyle alalım. Tamam. Şimdi buraları sileceğiz. Hemen şöyle. Şöyle ben şuradan alayım. Ben tirbotumu da alayım. Evet. Tamam. Kapının arkasını da aldık. Buraları da böyle temizledik. Sadece dediğim gibi elde silme kaldı. Çok söyledim bunu, biliyorum, ne yapayım. Şöyle güzelce yıkattıralım. Allah Allah, bu beni uğraştıracak ya. Tamam. Şimdi dönmüyor. İnat etti, beni uğraşıyor. Şurada sülük vardı ya. O yüzden şöyle çamaşır suyunu bol dökeceğim. Buraları dökeyim. Hemen silmeye başlayalım. Tekrardan sıktırayım da. Oy. Aman Allah. Şöyle. Şimdi bazanın ayakları temizlenmiş olacak. Bir daha çekeceğim, bir daha edeceğim. Yine iki iş yapmış olacağım ama yapacağım bir şey yok. Temizlenmesi lazım. Şöyle sallaya sallaya yıkattırayım ya. Ona gerek yok. Allah. Fazla köpüğünü de alalım şöyle güzelce. Thank you.
Vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Böyle aklıma gelmesi iyi oldu çünkü iki kere elde silmek beni çok yorardı. En azından kabuk şeyini almış oldum. Şimdi şu arayı da temizleyeyim. Şimdi bakın emin de ayakları için şey yaptım böyle görün. Bakın no. Ne kadar şey. Böyle sileceğim bununla şimdi. Şu çıkmıyor mu? Çıkar ya. Altını maltını ayaklarını sildim güzelce. Tamam. Şöyle göstereyim. Sildim işte daha ne olsun. Ay bakın köpük. Oy. Şimdi burayı sileceğim. Hemen.
Bittim. Hadi bakalım. Yıldırıp orada geçti işte. Tahmin olsun. Üstüne bir tane daha geçti mi temiz suyla yeter. Buralara ne yapabiliriz bilmiyorum. Dışarıdaki gübre olduğu gibi içeri hep geliyor buraya ya. Bir çözüm olması lazım. Hemen buraları süpürmem lazım. Kürek yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Hop. Buraya komple giremiyorum çünkü klima var. O klimanın falan takılması lazım. Yani bu kapının altı dar. Aslında şuralara hep yapılması lazım ya. Kesilmiş kapı değiştirilmesi lazım ya da bilmiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Ay, bakalım bunları poşetle alacağım herhalde ben. Böyle görünüyor. Şöyle böyle göstereyim size. Anam. Burası böyle işte klima var takılacak. Şöyle poşetle elimle atacağım yani. Yapacak bir şey yok. Geri kalanları da ıslak mendille alacağım. Islak bez süremem, bezleri heba etmeyeyim yani buraya da. En son şeyde silerim. Vileda ile yine alırım burayı. Vileda ile yine şey yapacağım. Çamaşır suyunda bekletirim. Yarın gelirim. Durularım ne yapayım. Islak minimi aldım. Islak mendil. Hayat kurtarın ıslak mendil. Vallahi. Kürekte de zaten bu kadar kalıyor yani. 3-5. Tamam, şimdi dışarıları süpürelim. Burayı sileceğim sonra. Anahtarı kapıya taktım.
Hışır hışır topluyorum abla. Geri kalanını da aşağı atacağım. Ana. Ev sahiplerinde var ya, hiç şey yok, insaf yok. Yemin ederim yok. Yani niye ben böyle bir evde oturayım ki? Niye mecbur kaldığım için böyle bir evde oturuyorum? Yani yine buna da şükürler olsun ama hani bir ev fiyatlarına baktığın zaman 20 binden aşağı ev yok ya şu anda. 1+1'ler bile 20 bin olmuş yani. Hep akrep çıkıyor. Akrep makrep çıkmasa güzel. Ama işte akrep çıkıyor. Ne diyeyim, insanlarda vicdan merhamet kalmamış ki. Hep paraya bakar olmuşuz yani. Tamam, para için hani çalışıyoruz ediyoruz ama yani hani bilmiyorum, bu kadar da fahiş fiyatlar olmaması gerekiyor. Yok yani, ev aynı ev sonuçta, hani çok özel içine masraflar yaptırırsın falan bilmem ne ama bilmiyorum ya, benim aklım almıyor. Yani şimdi bir yerde gördüm, bir markette çadır 150 bin lira. 2+1'miş. 150 bin liraya önceden ev alınıyordu. Şimdi artık ev almak da hayal oldu. Kirada oturmak bile hayal. İşte. Ağzım çalışacağım, elim çalışsın dedim. İyi, bunları da hiç ellemek istemiyorum. Dur, çöp poşet alayım yine. Hep sivri dolu ya. Bu hep yediler benim abla. Bak. Ay. Sinekler çok var burada ya. Her yerde var. Ne? Ama gerçi böyle yerde sivri çok olur tabi. Varmış ya. Ben bence poşetleri atmayayım. Kullandım, bir daha kullanayım. Tamam, bu burada kalsın.
diplerdekini bırakıyorum çünkü onları başka zaman şeyle alacağım. Kürekle alacağım. Onlara girişirsem işin içinden çıkamam. Bak işte herkes kapısının evinin önünü temizlese, kalbini temizlese dünya çok güzel bir yer olur. Anam sivrileri benim canlı canlı yedi yemin ederim. Of. Vallahi yediler billahi yediler ya. Ay gidin ya. Ana. Hadi 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 hadi. Gidin bakayım. Ay. Bu ne be ya? Çok sivri var. Yemin ederim ağlayacağım. Herkes duyarlı falan ya. Of. Vallahi ya. Şimdi orayı da şöyle aldırayım da. Balkonunu süpüreyim. Anao. Sinek racalaydım iyice. Buraya sinek arabası da gelmez ki sinekler şey olsun. Hayda etmez. Hı. Ben burası böyle kalsın onu en son alacağım. Diğerini alırken. Uf. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yoğunluk burada olduğu için buradan oradan buraya toplayacağım. Öyle. Bunları şöyle alayım ilk önce. Burada su yok değil mi? Yok. Of of. Yapacak bir şey yok. Su yok. İçeriden alacağım artık. Ya da valla daha çok sivrisineklere yem almayacağım. Burası böyle kalsın çünkü kürek lazım.
alabildiğimi alacağım. Vallahi yoruldum. Yorulmak bir yana, sebzeler beni çok yedi. Ay. Bak, çöp çatanlık yapmıyorum, çöp topluyorum. Gördünüz mü? Ay, şu kapının önündekileri de alayım. Ama ilk önce burayı oraya süpürmem lazım. Allah Allah. Bitmiyor ya. Size doğru geldim şimdi. Amanin, koca bir poşet yaprak çıktı hep. Temizledik. Ay. Bunları şöyle kıyıya doğru salacağım vallahi, yapacak bir şey yok, onları da alamam. İki süpürdüm, hallettim. Oy. Vallahi bakın, buralarda hep böyle gidiyor. Oraları da süpüremem yani, ne yapayım? Suyumu hazırladım şöyle hemen. Çarçabuk silip elektronik üstüm başım battı. Banyo yapmak istiyorum. Allah. Tamam. Hemen bezini yıkayım. Bezimi tekrardan şeyde yıkadım, lavaboda. Çamaşır suyuyla bir daha. Allah. Yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Vallahi yoruldum, billahi yoruldum da. Allah.
Annem de evi temizliyor. Ben temizlemiştim ama gene yapılacak bazı yerler var. Ay ay, mutfak dolapları falan herhalde. Onları yapıyordur. Bilmiyorum. O da bir şeyler yapıyor yani evde. Şöyle hemen hızlı sileceğim. Vallahi hemen silmem lazım. O yüzden şöyle her yeri gösteremeyeceğim. Çünkü çok zaman gitti. Katı çok oyaladı beni ya. Ama vallahi of. Şöyle. Oy oy. Siz ne yapıyorsunuz? Benimle birlikte temizlik yaptınız mı? Yorumlara yazın. Haydi. Haydi kızlar, temizlik yapıcı yok. Oy. Sizi iştaha getirdim. Bakın böyle kilo verebilirsiniz yani. Ay. Ama ben kiloya takılmıyorum ya. Biraz almışım, iyi ama. Ne yapayım? Ha, şimdi kilo aldım diye de üzülmüyorum değil. Üzülüyorum da şimdi başkaları başka şeylere yorar. Yorun yorun. Konuşun konuşun, daha çok konuşursunuz bizi siz. Ay. Allah. Masayı da kaydırdım şöyle. Bunların iyisi şamrak ayısı işte. Öyle diyorlar ya, değil mi? Öyle mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Gözümün etim. Ben diyeyim iki, siz diyeyim beş var. Ben buradayım. Ay. Aman Allah'ım, bitti. Çok şükür burası. Diğer iki oda kaldı. Bir de giriş kaldı mutfakta. Gözümü yıkayayım. Arap sabunuyla temizliği seviyorum. Sirke var mıydı bilmiyorum ya. Sirke de iyi oluyor. Bir de bebek şampuanı iyi oluyor, biliyor musunuz? Bebek şampuanı kullanmıyorsanız kullanın temizlikte yani. Canlarda da iyi bebek şampuanı. İz bırakmıyor. Oh. Vallahi ayakkabıyla girildiği için böyle iki kat siliyorum. Yoksa tek kat siler geçerdim. Şu yerleri bitireyim, onları çırpayım. Üzerini sürerim ya. Of. Yapacak bir şey yok. Oy. Tamam, çok fazla gittim. Şu paçalarımı kırayım ya. Öf. Ben niye paçalarımı kırmadım ki? Emel. Bir sürü iş var. Neyse, 2-3 yer kaldı. Şurada da şöyle aldık mı tamam zaten. Ne kaldı ki? Emme de söylendin Özlem ha. Bir iş yapacağım. Söylene söylene. Vallahi kolay değil, ay görüyorsunuz. Oh, mis gibi oldu yemin ederim.
Şuraları şöyle alayım. Tamam, şimdi bu bazayı çekeceğiz. Bir daha burayı silmem gerekiyor çünkü bastım mecbur. Allah, kayıyordum. Bir daha sileceğim, mecbur bastım. Allah, akıl ver Allah. Karanlıkta çalışayım. Dışarısı aydınlık ama odanın içi biraz karanlıkta. Aydınlattık hemen. Şöyle hemen burayı da temizleyelim. Ay Allah. Süpürgelikleri aldık. Tamam. Rabbim yardımcımız olsun. Vallahi kadın olmak çok zor. Anne olmak çok zor. Düşünsenize yani evladın olunca böyle ağlayamıyorsun, bağıramıyorsun, böyle içinde böyle şey yapamıyorsun. Yani böyle bir yere gidip böyle avazım çıktığında bağırasın var böyle içimdekilere. İşte. Her şey kadınlarla yük. Hepsi için geçerli değil ama çoğu kadın kadının düşmanı oluyor maalesef. Yapacak bir şey yok ya. Herkes kendini yapar. Hiç aldırmıyor. Çünkü çok baktım böyle sağda solda. Millet hep tanımadıklarına zaten yazıyor, çiziyor. Herkesin kendi defteri. İstediğiniz gibi doldurun valla. Hesabını benim vereceğim şeylerin tasası başkalarına düşmesin, olur mu? Ben vereceğim hesabını Allah'a. Hani bir hatam varsa da kendime yaparım. Kimseye zararım olmaz, kimseye bir şeyim olmaz. Rabbime çok şükür olsun ya. Vallahi öyle insanlara davet ediyorum desem. Ya yol tarifi isterler. Nereden gidiliyor derler. Sağdan mı gireyim, soldan mı geleyim derler. Ay. Vallahi takılmıyorum. Galiba takılmayı falan yazma. Öyle eğleniyorum işte. Geçiştiriyorum böyle. Ne yapayım? Aa, burayı da sildik mi? Bastım çünkü dediğim gibi. Betty. Hadi gözünüz aydın. Ay. Vallahi burada da basılacak yerleri sileceğim. Koltuk altına gireceğim. Şimdi burayı böyle silip çıkacağım. Şöyle. Şuradan başlayayım ya. Yine dayanamadım, oradan başladım. Televizyon şeyinden biraz korkuyorum. Çünkü bize bir kere boyacı gelmişti. Ondan sonra ben de dışarıda Yavuz'la ilgileniyordum. Ondan sonra eşim de gazete almaya gitmişti. Neyse işte bir tane biz tekli koltuğumuzu böyle dik yapmıştık. Hani ayakları şey yukarıdaydı. Böyle şey yatırmıştık. Eşim gitti geldi, neyse televizyon takıldı. Televizyon kırık. Çalışmıyor. Adam diyor ki ben yapmadım diyor. Belki diyor siz diyor parmağınıza tutmuşsunuzdur diyor. O yüzden olmuştur diyor. Allah aşkına parmakla şöyle tutmakla ki 3 kişi birden tuttuk o televizyonu. Bu televizyonundan küçüktü bir de. Hani biraz küçüktü. Yani adamın yaptığı bariz ortada. Biz de bir şey demedik ama Allah onun şeyinden çıkarsın. Kim kimin hakkında kötülük besliyorsa, kim kimin parasında kimin gözü varsa, yani Allah ondan çıkarsın yani o gözlerinizi. Vallahi ya. Bir şey yapıyorsan adam dürüst olacaksın. Ben yaptım de. Mesela niye dürüst değiller ben anlamıyorum. Dürüstlük işte parayla alınan bir şey değil. Çoğu insan her şeyi paraya yorsa da bunları satın alamıyorsunuz. Hey, parasıyla övünenler.
Vallahi benim çok param olsa yemin ederim giderim. Ve ben bunu zaten hep eşimle de konuşuyordum. Hani böyle çok durumumuz olsa yetimhanedeki çocuklara, işte yaşlılara falan böyle yardım etmek. Ne bileyim. Hani hep böyle ihtiyacı olan gerçekten birine yardım etmek istiyorduk yani. Ve zaten mesela hani o deprem olduğunda falan biz hani Seval'in battaniyesine kadar hep verdik. Hep yeniydi zaten. Çok kullanılmış değildi. Yeniydi. Isıtıcımıza kadar hep depremzedelere yardım etmiştik o zaman da. Eşim de hani koli taşımasına falan yardım etmişti. Bir miktar para yollamıştık. Ve mesela her kandilde falan çocuklara böyle giderdik markete, böyle kektir, çikolatadır, onlardan alırdık. Hani bayram olmasa bile çocuklara hep böyle bir şey almayı, bir şey yapmayı seven bir insandı. Ben de aynı şekilde. Ama olmuyor işte. İyilere yer yok. Benim de sınavım buymuş. Rabbim sevdiğine dert veriyor, sevdiğini yanına alıyor. İkisi de şey işte, acı. Bilmiyorum, kolumu kanadımı kırdılar. Rabbim kimsenin yanına bırakmasın. Tek dileğim bu. Hiç kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmasın. Ama Allah'ın adaletine inanıyorum ben. Evden bir şey gelmiyor. Çok bekledim biliyor musunuz? Gelecek diye kapılara çok baktım. Yok. Telefona baktım ya. Ben eve geldik ya o gün. İşte hastaneden eve geldik. Telefonlara bakıyorum. Hep başın sağ olsun, başın sağ olsun, başın sağ olsun. Eşimin cenazesini kapının önüne getirmişlerdi. Arabayla, hiç arabadan indirmediler. 3 kere helallik aldırdılar. Helal ettim, helal ettim dedikten sonra ben zaten gitmişim. Yani ondan sonra beni hastaneye götürmüşler. 2 tane yemi yemişim. Doktor işte yasaklamış bana. Yani gitmesin, hani kalsınız onun sağlığı için. O yüzden eşimin cenazesine de gidemedim hani o zaman. Çünkü çok kötüydü. 5 gün ya. 5 gün. Dile kolay. Diyorduk ki 1 yıl kalsın, 2 yıl kalsın ama yeter ki çıksın. Çıkmadı. Çıkmadı. O yoğun bakımda böyle karnı böyle oluyordu. Böyle oluyordu. Şurasında da böyle bir şey kesmişlerdi. Bir şey vardı. Böyle bant yapıştırmışlardı. Bebek gibiydi ama yüzü, biliyor musunuz? Bebek gibiydi ya. Çok güzeldi. Ama kimsenin sözünü dinlemeyeceğim. Bana demişlerdi ki hafta sonu görüş yok dediler. Devlet hastanesiydi ya. Hani. Ama bir öğrendim, aradım hastaneyi, dediler ki görüşü var. Saatimi 12'ye ayarladım. 1'de çıkacağız. 12'de hazırlanacağım. Daha saat 12 olmadan beni aradılar. Anne dedim, Mehmet uyandı, koş. Ama annem anlamış yani, hastaneden yakan için çağırırlarmış ya da öldüğü için çağırırlarmış. Gittik. Gittik ama Mehmet yok, göstermiyorlar. Kimse yok. İşte annem sonra dedi ki, annemin dediği kelime şuydu yani, cümle: Özlem, Mehmet melek olmuş. Ben orada bir daha böyle mahvoldum. Kimse benim başıma bir şey gelmez demez. Allah için yapın yapacağınızı. Hesap var ya, kitap var. Ben Allahçılık yapmıyorum, ah tövbe aşağı.
Ben vaaz da vermiyorum. Herkesin aklı var, fikri var, vicdanı var. Benim küçücük çocuğuma bile anneannesi gibi oynat diyenler var. Umurumda değilsiniz ya. Umurumun umurunda değilsiniz. Benim acım içimde. İçimi görseniz ama yok. Göremezsiniz. Görmeyin de zaten be. Beni hep gülerken görün. Kimseye yarandırmak zorunda değilim kendimi. Kimse de kimseye yarandırmak zorunda değil kendine. Hep bir menfaat, hep bir çıkar. Biz de şimdi kendimiz kurduk yuvamızı. Kimse yoktu ki. Annemlere ben de haber vermemiştim. Hani evleniyorum diye. Kimsenin haberi yoktu açıkçası. Aramadık yani. Hiçbir şeyimiz yoktu ya. Hiçbir şeyimiz. Evin eskileri vardı. Ama yine de mutluyduk. Ne oldu? Evlendik. Hemen yenisini getirdi, yaptı, koydu. Hep her şeyimi eşim almıştır. Hani anasının evinde gördüğü eşinin evinde görmemiş diye bir yorum vardı ya. Ya niye böyle ya? Gerçekten hani şunu anlamıyorum. Niye yani? Ben gördüm. Eşimin evinde de gördüm. Annemin evinde de görüyorum. Bu zorunuza gidiyor. Ya görmemiş de olabilirim. Görmemiş de olabilirim. Çoğu insan bir şeylere muhtaç. Ama ne yapacağız? Şükredeceğiz. Sanki benim evimdeki yağları görmemiş gibi, ne bileyim, İçecekleri görmemiş gibi. Neyse ben konuyu fazla uzatmayacağım. Beni artık sevenlerim hep gülerken görecek zaten. Onlara sözüm var. Sizlere sözüm var yani. Hep gülerken göreceksiniz. Böyle hayat yani bu. Ben hiç beklemezdim eşin hastanede. Ben hiç beklemezdim annemin bana eşimin ölüm haberini vereceğini. Hiç. Vallahi kim kime işte kötü konuşuyorsa dili kopsun. He. Hadi bakalım. Devam. Of. Yoruldum zaten. Bezimi yine yıkadım. Hemen şurayı da şöyle alacağım ama. Buralara çok gelen olmuyor zaten. Burada durmayız. Şu televizyon melevizyon yerine otursun. Allah. Şimdi ben hemen hızlıca mutfağımı da sileceğim. Girişi de sileceğim. Girişi silerken çekemeyebilirim çünkü işimin hızlı olması lazım diye. Ay. Gerçi mutfakta da işimiz yok çünkü buraya sadece yatmaya geleceğiz yani yemek yemeye annemin evine gideceğiz. Gerçi annemin evi değil artık yani orası. Benim evim. Bizim evimiz. Şu bezimi ters düz ettim vallahi ha. Tek bezle geçti demem. Allah. Bak bak hele atanızı kızı görüyor musun? Anasını tatlı dedi ya. Oy anam anam. Anam iyi ki var ya. Valla. Yerim ben onu kurban oldum. Gerçekten annem olması beni daha fazla zorlu bir hayat bekliyordu. Çocuklarımla nasıl yapardım? Ya olurdu bir şekilde. İlla ki olurdu. Yapanlar var. Ben de yapardım. Çok şükür. Ama
toparlanmamız çok zaman alırdı. Yıllar çabuk geçiyor, günler çabuk geçiyor. Abi bakmışsın Yavuz'la Sever kocaman olmuşlar yani. İşte. Şimdi orada banyoya kadar sileceğim. Ya da yok ya, vazgeçtim. Bu suyu dışarı dökeyim ben gene. Bir saniye hemen. Hep heyecandan heyecandan. Halıların altını sildim. Emme orayı bir şey yapamadım. Bu arada onu da söyleyeyim yani. Anam gelince sereriz. Bu arada bayağı uzun. Sil bitmiyordu. Ay burada ne var be? Korktum bir anahtarı sandım. Ay. Dökülüyor zaten hep ya. Ben ne kadar şey yapsam da orası dökülecek. Şöyle bir daha alacağım. Terliklerim giyinmez. Ayaklarım kirlenmesin. Efendim temizleme bitmiştir. Şöyle hemen sürükeyi alayım. Ana, içerisi giderse yanarım. Neyse silerim ya. Ayağına su gelmesin de. Şöyle ağzı suyla tozunu da arattırayım. Şimdi bunları da böyle güzel yerleştireyim. Ha bu böyle. Tamam. Of. Buraya. Ay çok yastıklı koltuğu hiç sevmiyor değil mi? Valla anam ya. En iyisi olsun dedi. En pahalısını aldı valla. Rabbime çok şükür olsun. Bunun da borcu bitti zaten. Borçlar kalmadı. Şöyle camı kapatacağım. Camı da kapatın da. Oh. Şöyle. Efendim, ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu burada kalmış. Neyse onu yere bırakırım. Çıkmadan gene bir şey yapacağım. Şöyle etrafı bakacağım. Camları kapatacağım. Bunları kapattım. Gördüğünüz gibi. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir.
Ben beğendim. Güzel oldu yani. Her yer pırıl pırıl oldu. Yıldırak yıldırak ediyor. Hangi ülkelerden izlediğinizde yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hangi şehirden? İyi ki varsınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol güçlerinizi bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bütün güzellikler sizinle olsun, bizlerle olsun. Keyfimiz, neşemiz, en önemlisi sağlığımız yerinde olsun. Gerisi gelir. Rabbime emanet olun. Sizi Allah'a emanet ettim. Çok iyi ki varsınız ya. Çok öptüm sizleri. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda inşallah.